Yeni bir Hobbs karakter tanıtımı videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda diğer komboladığımız videolar gibi bir video olmayacak, biraz farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Rakibin atağını bozmak üzerine, rakibin yapacağı komboları bozmak üzere dayalı bir oyun olacak. Bu yüzden tek başına yetebilen kartlardan oluşan bir deste hazırlayacağız. Tek başına yetemeyen iki tane kartı aynı anda kombolamamız gereken kartlardan uzak duracağız. Aqua mesela hasarı çok yüksek bir karakter. Omega rakibin çok dengesiz bırakan bir karakter. Çünkü arkadaki iki birimi aynı anda vurduğu için rakibin zayıf birimine ulaşabiliyorsunuz. Çok önemli. Burada Pinger aynı şekilde. Hasarı yüksek. Kagera alacağız. Yani bu biraz daha rushlama, hani rakibe hücum oyunu olarak geçecek. Diğer iki karakteri de bir tanesini, neredeydi o? Göremedim ben onu. Ve hasarı yüksek. Levi'nin gelişmişi gibi bu kart aslında bir nevi. Hasarı bir yüksek. Canı biraz az ama vurduğu zaman kendi tekrar hasar almıyor. Ve benim favorilerimden olan, bir nevi sizi zor durumlardan anında kurtarabilen kart olan Fragger. Bombacı. Bunu da alıyoruz listemize. Başlayalım. Hemen buldu rakip. SS Slayer. Koyalım kartlarımızı. Zaten bütün kartlar tek başına yetebildiği için çok büyük önem arz etmiyor genelde hangi sırayla dizdiğimiz. Bunu bir tane ileri mi atsam? Bir tane ileri ya da neyse. Kartlarımızı en başta koymak önemli dizilebilmek. Öyle bir hamle yaptı. Ben bir yeşil alan atıp bu karakter iki alana ileriye vuruyor. Neyse, onu yapmayacağım şimdi. Şu şekilde biraz yaklaşalım, rakibe baskı kuralım. Fragger'ı tutuyoruz elimizde. Hemen kullanmıyoruz onu. Anladım. Sen öyle bir şey yapacaksın ama şu an o karakterin öldü senin. Çünkü benim 3 hasarım var. Ve senin Mesut'un öldü. Aynen öyle. Şu an rakip çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü zaten destemizin amacı bu. Rakibin kombosunu bozmak. Gördüğünüz gibi kaybetti ve pes etti. Ne kadar kısa sürmüş olsa da, her zaman bu kadar kolay olmasa da bir şekilde çok işe yarayan bir taktik. Fakat ben bu kısa olduğu için bir tane daha oyun çekeceğim ve onu da göstereceğim size. Yeni bir rakip bulalım kendimize. İkinci başlayacağız. Biraz dezavantaj bizim için ama gene de bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Aslında bu ikinci başlama olayı, yani buna daha şey, güncellemelerde buna bir şey getirmeleri lazım. Nasıl bir şey getirmeleri lazım? Bu karakterin en başta bir hakkı oluyor ve siz geriden başlıyorsunuz. Sizin diğer tur iki hakkınız olması lazım aslında. Çünkü bu karakterin diğer tur iki hakkı olacak. Yani bu şekilde dengelemeleri lazım. Lakin yani umarım farkına varırlar, bir şeyler yaparlar diye umut ediyorum. Hangisini koysam şimdilik? Ben tank primimiz de yok. Çünkü rush birim genelde. Bu karakteri koyacağım. Şimdi bu buraya yeşil alan atıp sıkabilir muhtemelen. Onun için önüne koymuyorum bunu. En başta base'e vurması bizim için daha iyi. Base'i patlatamadığı sürece base'e vurması, aynen tahmin ettiğim gibi. Ama iki enerjisi vardı. Bu yüzden tamamlayamadı. Bizim şu an rush'lamamız gerekiyor. Zaten destemiz rush destesi bildiğiniz üzere. Rakibin oyununu bozmaya yönelik oynadığımızdan dolayı.
Hadi sıkman gerekiyor artık. Sıkmayı unuttu. Aynen, yeşil alana geldi ve sıkmayı unuttu. Ve bu çok büyük bir dezavantaj olacak onun için. Öldü. Öleceğini biliyordum. Fakat şimdilik sıkıntı teşkil etmiyor. Zaten bizim olayımız rakibin hamlelerini bozmak üzerine. Can basmaya çalışacak ama biz buna müsaade etmemeye çalışacağız. Son bir hamlesi var. Hiçbir şekilde koruyamaz. Bu karakteri buraya çekse de çekmese de ben bu karakteri öldürüyorum. 4 hamlemiz var çünkü. Hamleyi bitir diyorum. Şu an ikimizin de toplamda 5 kartı var. İkimizin de birer kartı öldü. Yanlış bir hamle yaptı. Bunu yapmamanız lazım. Çünkü 2 vuruyor ve 4 yiyor. 2 vuruyor, 4 yiyor. 4 hasar yedi. 8 hasar vurdu karakter. Yani takastan kaçınmanız gereken bir karakter. Bunu bu şekilde oynamak yanlış oluyor. Ben şimdi hangisiyle vursam diye kararsız kaldım. Yeşil alanı atacağım. Ya da koyalım Omega'mızı. Bir tane ilerleyelim. Bir tane yeşil alanımızı koyalım. Çünkü bu karakterler burada sıkıştığı için bunu bizim avantajımıza çevirmemiz gerekiyor. Karakterimizi de koyalım buraya. Bununla vurmayacağız. O bize vuracak. Ve kendi daha fazla hasar yiyecek o sayede. Şimdi bununla vurması lazım. Aynen. Sıkıntı yok. Karakterlerinin çok az canı var. Kırılgan karakterleri kaldı. Şu an yanlış bir şey yaptı aslında. Çok büyük bir yanlış yaptı hem de. O 3 karakterini hizalı bir şekilde getirmemesi lazım. Sizde böyle bir karakter varken, Jakob karakteri varken. Kendini öldürdü arkadaş. Bizim onu öldürmemize gerek kalmıyor. Adeta kendini öldürüyor. Rüzgarla bir birim geri itecek. Hala bir sıkıntı yok bizim için. Can basma karakteri duruyor ve turlardır can basamadı. Hamlelerden bozduğumuzdan dolayı. Buraya getiriyorum. İkisini de birden vurmak için. Sonra çekiyorum karakterimi. Tekrardan vuruyorum. Kagera'mızı koyalım. Birbirim ileri gidelim. Ve Fragger'ımızı koyalım ki şeyi dolsun. Hani ilk turu vuramıyor ya, onun dolması gerekiyor. Sırayı bitir diyoruz bu şekilde. Şu an ölecek bu karakterim ama yani şimdilik iyi durumumuz, kötü değil. Yanlış yaptı. Evet. Rüzgarlı karakteriyle ilk vurduğu için bu diğer karakterin menzili 2, bununla vuramadı ve öldüremedi. Hamlelerde öncelikle hangisini de vurmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. En başta kafanızda tasarlamanız gerekiyor ve şu an bu karakteri çok rahat bir şekilde öldürebildiği halde öldüremedi. Şu an ona ocağını basması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü
Öldüreceğiz onu. Bunu da vurduk mu? Fragger'ımız hala burada duruyor mesela. Rakibimizi şu an sıkıştırdık. Şu an hiçbir şey yapamıyor. Gördüğünüz gibi. En fazla şu üstten falan çıkabilir ama bu da çok önemli değil. Pes etti. Gördüğünüz gibi taktikler bu şekilde. Daha fazla oynanış videosu gelecek. Bir sonraki videoda kombolama olarak göstermek istiyorum karakterleri, farklı bir karakteri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.